Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda İstanbul'dan ikinci el Z18 profesyonel satın almış olan Yılmaz abimize cihazın kullanımını göstereceğiz. Bu etkinliği de sizlerle paylaşmak istedik. Öncelikle cihazı kullanıma başlarken cihazı arkasında bulunan anahtardan aktif hale getiriyoruz. İkinci işlem olarak bilgisayar programını çalıştırıyoruz. Yeni kullanmaya başlayan müşterilerimiz cihazı manuel modda kullanmaları hata yapmamaları açısından daha sağlıklı olacaktır. Bu videoda daha çok kullanıcı ölçüm esnasında fiziki hareketlerini nasıl yapmalı bunun üzerine ağırlık vereceğiz. Program konusundaki analizleri görüntü bittikten sonra ofis ortamında analiz yaparken sizlerle paylaşacağım. Öncelikle başlangıç noktamız eski dağıtımda olan yazılımımızda sağdan sola doğru hareket olanağı sağlıyordu. Sensörümüzün önünde bulunan açıklama yazısı her zaman yürüyüş istikametinde olmak zorunda. Bu cihaz kullanılırken kuzey ve güney istikametinde hareket etmeye özen göstereceğiz. Her zaman arkamız kuzey, istikamet hareket yönümüz güney olarak devam etmeliyiz. Bu istikameti ölçüm sırasında kullanmalıyız. Bağlantımızı gerçekleştirdik. Manuel mod kısmına geldik ve kalibrasyon işlemi gerçekleştirmek için öncelikle start tuşuna bir kez basıyoruz. Kalibrasyon yaptığı ekranda yazmakta ve bunu bize sesli olarak da bildirmektedir. Her ölçüm aralığımız 30 santim olmaktadır. Yaklaşık olarak sensör yüksekliği zeminden 10 santim olarak ayarlanması daha sağlıklı olacaktır. Eğer ki büyük nesneler yakalanmak isteniyor ve küçük nesneleri es geçmek ve görüntüde fazla kirlilik yapılması istenmiyorsa sensörü yaklaşık olarak 20-25 santimlere kaldırıp da tarama yapılırsa bu şekilde küçük nesnelerin algılanması minimum seviyede olacaktır. Daha çok büyük nesneler tespit edilecektir. Her adımda bir kez start tuşuna basarak ölçüm işlemimizi gerçekleştireceğiz. İlk sırada görüntü gelmeyecektir. İkinci sırada görüntümüz oluşmaya başlayacaktır bilgisayar ekranında. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İlk sıramız bitti. Şimdi başlangıç pozisyonumuza geri dönerek 30 santim sol istikametinden ikinci sıramızı ölçüm işlemini gerçekleştireceğiz. Geri gidiyor, değil mi? Evet. Tek yönde paralel ölçüm metodunu kullanıyoruz. Bu metot kutupların yaratmış olduğu manyetik değişimi cihazın hassasiyetini blokelemesini engelleyerek hareket etmiş oluyoruz. Maksimum hassasiyette en ufak ayrıntıyı dahi paralel yöntemde toprakta hissedebiliriz. Başlangıç pozisyonumuzdan 30 santim sola kaydık. Şimdi ikinci sıramızı ölçümleyeceğiz.
start butonuna basarken, sinyal alırken pozisyonumuzu alıp duraksayıp start tuşuna basmamız ölçümümüzde hata yapma olanağını en aza indirgeyecektir. Cihaz bir algılama gerçekleştirdiğinde bunu kullanıcısına sesli olarak da bir algılama sesi çıkartarak bildirecektir. Kullanıcı ölçüm esnasında bir nesne tespit edildiğinde bunu sesli uyarı olarak da anlayabilmektedir. Ölçüm sırasında ilerleme hızının ve ölçüm aralıklarının nizami olmasına özen gösterilmelidir. Böylelikle tespit edilen objenin şekli sağlıklı bir şekilde anlaşılabilir. Birinci sırada üçüncü adım 1 metrede iken, dördüncü sırada üçüncü adım 1,5 metrede tekabül ederse, burada bir görüntü bütünlüğü oluşmaz ve objenin şekli tam olarak anlaşılamaz. Buna çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Ölçüm sırasında sinyal adeti minimum olarak ileri yönde 10, yan istikamette de 10 adet olarak karar verilmelidir. Daha yüksek sinyal adeti her zaman için toprağın daha iyi analiz edilip tespit edilen objenin niteliği ve derinliği hakkında bize çok daha sağlıklı karar verme olanağı sağlayacaktır. 20 sinyale 20 sinyal olarak hareket edilmesi bizim karar vermemizde çok daha sağlıklı sonuçlar almamızı sağlar. Thank you.
Ölçüm sırasında sensör yönlenimimiz sağ ve sol ileri geri şeklinde hatalı sinyal almamıza olanak sağlayacak şekilde yönlendirilmemelidir. Bu tarz hatalı hareketler yapılmamalıdır. Her zaman dikey pozisyonda olmalıdır ve sensör 10 santimde kalibrasyon yapıldıysa 10 santimde mümkün olduğunca zemine yüksekliği ayarlanarak hareket edilmelidir. Bir yerde 10 santim, bir yerde 25-30 santime kaldırarak ya da zemine temas ettirerek ölçüm yapılması manyetik seviyenin düşmesine veyahut da yükselmesine neden olarak bize farklı sonuçlar karşımıza çıkartabilir. Son sıramızı tarayarak buradaki ölçümümüzü sonlandıracağız. Evet, şu anda eğitim amaçlı müşterimize göstermek için ilk ölçümümüzü sonlandırdık. Şimdi ofis ortamında gerçek veri analizi yapılacak ölçümümüzü gerçekleştireceğiz. Onu da videoda göstereceğiz. Daha sonra da görüntü analizini sizlerle paylaşacağız. Burada bu videoyu sonlandırıyoruz.